Merhaba arkadaşlar, Rençmer TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, şu anda gece saat 12 civarlarında karpuz meçi çekiyoruz. Karpuz meçi çekiyoruz, bahçe arasına karpuz meçi çekiyoruz ve otomatik dümenleme ile çekiyoruz. Arkada telefonları görüyorsunuz. Şimdi hatlarımız, burası bir limon bahçesi. Hatlarımız 5,5 metre ve arasına tek hat karpuz ekeceğiz, aşırı karpuz ekeceğiz. Bu bahçemiz 3. yaşına giriyor. Hem bunu değerlendirelim istedik. Arayı boş bırakmayalım. Bu sene son olur. Zaten bir daha buraya bir şey ekilemez. Artı size şeyden bahsetmek istiyorum. Bir de bu otomatik dümenlemeden bahsetmek istiyorum. Şu anda eller serbest. Ben hiçbir şekilde şeye dokunmuyorum. Direksiyona dokunmuyorum. Şöyle biraz aydınlatmayı çoğaltayım. Bunu niye gece bu saatte yapıyoruz? Çünkü yarından itibaren iyi bir yağış gösteriyor. Ve bu meçi de, bu sırtı da şu anda çekemezsek bir daha zor çekeriz. Belli olmaz. Ama hava tahminine göre iyi yağmur gösteriyor. Ve teknolojinin bize sunmuş olduğu nimetlerden faydalanıyoruz. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şöyle otomatik dümenleme sistemi var. Kaydı da yapalım. İşlediği yerde görünsün diye. Otomatik dümenleme sistemi sayesinde yağmur, çamur olacağı zaman gece ya da gündüz fark etmez, görüş açısı olmadığı zamanlarda rahatlıkla işlemlerimizi yapıyoruz. Bu da tabi bizim için büyük bir nimet. Hem hatlarımız düzgün çıkıyor hem de bu işlemi yapabiliyoruz. Eğer şey olmasaydı, bu otomatik dümenleme olmasaydı bu işlemi yapamayacaktık. Belki de yarın yağmur yağar, buraya karpuzumuz ya daha geç ekilirdi ya da meçe elle çekilirdi ama daha sırt da yapılmamış. Bizim makinemiz de, hem arkada tekrar göstereyim, hem sırtı çekiyor, hem damlamayı çekiyor, hem meçi çekiyor, naylonu çekiyor yani. Hem de gübre atıyor. Gerektiği zamanlarda da biberde olsun ya da domatesde olsun işaretleme de yapıyor. 4-5 işlemi tek seferde yapıyor arkadaşlar. Şu anda hatın başına vardım. Hatın başına vardığımız için önce bir şunu kaldırayım. Ve ekrandan durdura basıyoruz. Kaydı da durduralım. Yan hata gireceğiz. Yan hata manuel giriyoruz. Elle giriyoruz. Zaten bizi yönlendiriyor. 0.01 yani 1 cm hata ile şu anda işlemimizi yapıyor. Hangi hata gidecekseniz bir de o hatı renkli bir şekilde boyadığı için giriş kolaylığı da sağlıyor. Şöyle hem dönelim, ikisini bir görüyor muyuz bilmiyorum ama. Şu anda 2 metre 36 santim diyor. Şöyle tahmini olarak hatı ortaladığımız zaman şöyle devama basıyoruz. Otomatik dümenlemeye alıyoruz. Biraz ileri gidiyoruz. Ve hata 7 santime düştü. Geri geliyoruz.
dur dedi. Şurada sıfıra indi. Tekrar kayıda başla diyoruz. Bu kayıt da yaptığınız alanı ölçüyor arkadaşlar. Tamam. Tamam dediler. Şunu indirelim. Hatta şunu da açalım. Biraz traktörün sesi gelecek ama yapacak bir şey yok. Tamam mı? Tamam abi. Direksiyonu bırakıyoruz. Ve kendi kendine traktör gidiyor. Bunun bir güzelliği de arkadaşlar, operatör sadece öne bakmıyor. Yani normalde dümenleme olmadığı zaman operatör sadece öne dikkat ediyor ve arkayı da ilgilenemiyor. Ama bu durumda böyle rahat rahat arkaya dönüp batımıza bakabiliyor. Fırat, gider Selahattin. Bu takırtı da nereden geliyor bilmiyorum ama bak makinesinden geliyor, onu da bir elden geçirmek lazım. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, böyle kısa bir video yapmak istedim. Mesela bunu sadece şey olarak düşünmeyin, biz ne çekiyoruz da bazen yağmur gelecek diyorlar, buğdayın ekilmesi lazım ama arazi geniş olduğu zaman insanlar kavuşturamıyor ve yağmurdan sonra beklemek durumunda kalıyor. Ama özellikle mibzer ekiminde gece ekimi neredeyse imkansız oluyor. Bu nedenden ötürü bunun gibi teknolojik aletler her alanda olduğu gibi bu alanda da işimize yarıyor. Sevgili arkadaşlar, fazla uzatmayayım. Ben de çok yorgunum. Yağmur gelecek diye günlerdir çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.